Sizlere Büyükköy'den, Daşot'tan, Çeçeva'dan, Perkam'dan, Marabudan'dan, Senoz'dan, Madenli'den, Şahiler Deresi'nden, Asifos Deresi'nden, Vanet'ten, Mamul'dan, Konika'dan, Zancel'den, Galata'dan, Yeni Pazar'dan, Şahilerden, Eski Pazar'dan, Sabuncuklar'dan, Kunduz'dan, Hastadıklar'dan, Çancava'dan, Yaka'dan, Caferpaşa'dan, Arkodi'den, Kucak Yolusu selamlar getirdim, sevgiler getirdim. Köyümüzün kurtuluşu kutlu olsun hepimize. Eli öpülesi cennet ayakları altında olan vefakar, cefakar kadınlarımız, özellikle Türkiye'nin en çok çalışan Karadeniz kadını, cennet onların ayakları altındadır. Bu vatana, bu millete hayırlı evlatlar yetiştirecek olan birinci derecede sorumluluk kadınlarımıza aittir. Onlara da saygılar sunuyoruz. Günlerini, ömürlerini, anneliklerini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Saygıdeğer çayırlar, kısa kesmek durumundayız. Çayırından geliyoruz. Çok sevdiğimiz çayırı sizleri özledi. İnanıyorum ki sizler de çayırını çok özlediniz. Bizler, Allah nasip etti, sizler teveccüh ettiniz. Siyasi büyüklerimiz takdir ettiler. 10 yıldır doğduğumuz, büyüdüğümüz, her şeyini çok sevdiğimiz Çayeli'mize ve Çayeli halkına belediye olarak hizmet etmeye çalıştık. Hizmet sunmaya çalıştık. Alt yapısıyla, üst yapısıyla 10 yıldır Çayeli'nde sizlere hizmet verdik. Sizler İstanbul'da yaşarken biz orada neler neler çektik, onları anlatamayız size. Çünkü bizim memlekete hizmet götürmek çok zordur, bilirsiniz. Bir sene yaptığın yolu, duvarı bir dahakine tekrar yapmak zorunda kalıyorduk. Neticede bizler sizlere hizmet verirken, köylü halkına hizmet sunarken onur duyduk, gurur duyduk. Allah'a hamdü senalar olsun ki sizlere hizmetkar olmayı bizlere nasip eyledi. Saygıdeğer Bakanımız, siyasi büyüklerimizle görüştük. Müsaade istedik. 10 yıl yeter dedik. Onlar da takdir buyurdular. İnşallah bundan sonra sizler ne takdir ederseniz o şekilde devam edilecek şairinde. Bak, buraya bile rahat konuşamayın, yanlış anlaşılıyor ama ben şunu anladım. 10 sene içerisinde Çayeli halkı siyaseti bize öğretti. Çünkü halkımız siyaseti gerçekten bizden daha iyi biliyor. Ben sizler huzurunda bu akşam da, bugün geldik. Yarın da Çayeli'nin kurtuluşu var. Gece Çayeli'ne döneceğimizden dolayı erken ayrılma durumunda kalacağız. Bizler 10 senedir sizlere beraber olduk. Olur ki hakkımız geçmiştir. Varsa bizden size yana hakkımız helal-i hibbe olsun diyorum. Eğer sizlerin de hakkı mutlaka vardır, ne olur hakkınızı helal edin. Bu can, bu bedende olduğu müddetçe, Allah ömür verdiği müddetçe de ülkenin neresinde olursak olalım, yine karşılıksız olarak sizlere hizmet sunmaya çalışacağız. Gününüzü tebrik ediyorum, kurtuluşunuzu kutluyorum ve özellikle bu güzel programı hazırlayan başta Saygıdeğer abimize ve bütün ekibine, Çayır adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Ben demedim ama 10 yıldır size hizmet sunarken belediye başkanı, yardımcım, meclis, bütün teşkilatımla sizlerin hizmetinizdeyiz. Şu kadarını söyleyeyim. Çok zor şartlar altında güzel hizmetler ürettik. Çok güzel projeler var. Başladı, başlayacak olanlar var. Allah'a çok şükür, çayın istikbalı çok iyidir. En önemlisi 2500 tane gencimizin
4 yıllık fakülte okuyor. Bunlar fevkalade güzelliklerdir. Ve Başkan Yardımcı Mustafa Baltacı hem Çaylı Spor Kulüp Başkanı hem Rize Spor'da yönetici olması hasebiyle şu anda Çaylı Rize Spor'la beraber Antalya'da bize izliyor. Kardeşime selam ediyorum. Onun adına bir vekale plaketi sizler adına alıyorum. Teşekkür ediyorum. Çaylı'nın güzel insanları, değerli hanımefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muazzam bir tablo, muhteşem bir görüntü, sizi bir araya getiren çok değerli kardeşlerime konuşmamın başında teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlar, çay eti bir markadır. Çay eti sevgidir. Çay eti demek gönül demektir. 3000 yıllık geçmişi olan Çayeli 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiştir.